Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Vekil adaylarım, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, il teşkilatımızın geleneksel hale getirdiği vefa buluşmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, önümüzde bir seçim var ki bu seçim ülkemizin güçlü Türkiye hedeflerine bir adım daha yaklaşacağı bir seçimdir. Güçlü Türkiye hedefi aynı zamanda tam bağımsızlık hedefidir. Bilindiği gibi son dönemde özellikle ekonomimiz üzerinde ciddi baskılar yaratılmıştır. Sosyal medya üzerinden adını dahi öğrenmediğimiz bir takım yerlerden ülkemiz ile ilgili çok değişik mesajlar alınmaktadır. Burada oyun çok büyüktür arkadaşlar. Unutmayın ki bu milletimizin bir nevi bağımsızlık mücadelesi olarak görüyoruz. Bu hak, daha önceden söylemiş olduğumuz gibi bu durum hak rebatın bir mücadelesi olarak görüyoruz. Değerli arkadaşlarım, sağınıza solunuza bakmadan kim var diye sormayın. Bu seçim çocuklarımızın hür ve bağımsız yaşama teminatı olacak bir seçimdir. Sizlerden bu bilinçle hareket etmenizi özellikle istirham ediyorum. Sizlerden ikna etmenizi bekliyorum. Sizlerden bir kişi, iki kişi demeden anlatmanızı bekliyorum. Sizlerden gerekirse barıştırmanızı bekliyorum. Sizlerden yalnızca AK Parti için değil, sadece liderim Recep Tayyip Erdoğan için değil, sizlerden milletim için bir fedakarlık istiyorum. Bilinmeli ki, hatırlayın ki, 15 Temmuz gecesinde başka kim var demeden yola çıkmış baba ile oğlun yan yana ölümlerini gördüğümüz, mücadelesini gördüğümüz bir günlerden geldik. Değerli arkadaşlarım, bu ülkemizin var olma savaşı olarak görüyoruz, mücadelesi olarak görüyoruz bu seçim. Bilin ki karşımızda 7 düvel var. Böyle bir tabloda birlik olma zamanıdır diyoruz. Böyle bir tabloda kardeşlerimize sahip çıkın diyoruz. Böyle bir tabloda dik duralım diyoruz. Gerekli özveriyi ve çalışmayı da eksiksiz bir şekilde yapacağımızdan inancım tamdır. Evet, sonuçta 24 Haziran'da seçime giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer Cumhurbaşkanı adaylarının burada kıyasını yapmak istemem. Çünkü burada gerçekten teşkilatım bu konunun gerçekten kıyas edilemeyecek derecede farkında olduklarını çok iyi biliyoruz. Halkımız da iyi biliyor. Ama ben sonuçta burada böyle bir mübarek gecede iftarımızı açtık, vefa gecesine bir araya geldik. Milletvekillerimizin, adaylarımızdan da söz etmek isterim. Evet, milletvekili adaylarımızdan öncelikle Türk siyasetinin, Eskişehir siyasetinin önemli bir ismi olmanın ötesinde benim için dünyada sayılı entelektüeller arasında olduğum Sayın Profesör Doktor Nabi Avcı Beyefendi var. Ticaret odasında iki dönem beraber çalışma durumunda olduğum, şimdi siyasette beraber çalıştığım Sayın Genel Başkan Yardımcım Harun Karacan Beyefendi var. Meclisin bütün çalışma gruplarında özel bir şekilde mesai sarf eden Sayın Profesör Doktor Emine Nur Günay Hanımefendi. Diğer taraftan 4 yıldan beri bu teşkilatın il başkanını yapmış ve üslubu ve tarzıyla il başkanlığı çıtasını gerçekten çok üst seviyelere çıkarmış efsane il başkanı Mustafa Dündar Ünlü Beyefendi var. Şehit lider Musun Yazıcıoğlu'nun bize emanet ettiği 25 yıllık dostum Sayın Ahmet Namık Akdoğan var. Ve gerçekten birçok sivil toplum kuruluşlarına görev yapmış Sayın Nurettin Kaba Beyefendi var. Genç, çalışkan, dinamik iş adamımız, teşkilatımızın birçok kademelerinde görev almış Serhat Duç kardeşim var. Şimdi bu teşkilatın birlik beraberlik ruhuyla beraber bu nitelikli milletvekili adaylarımızla beraber 24 Haziran seçimlerinde zaferle çıkacağımızdan hiçbir endişem yok elhamdülillah. Ama bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmadığınız için ve hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağınıza emin olduğum için hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla diliyorum. Allah'a emanet olun.